Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Alpay Antmen. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, burada sizlere 5 dakikalık güzel bir konuşma yapmayı hayal ederek ve sizlerin de avukatlık mesleğine, avukatlara, adalete sahip çıkacağınız hayal ve hevesiyle söz almış bulunmaktaydım. Ama biraz önce İyi Parti'nin ve HDP'nin araştırma önergelerini, avukatlık mesleğiyle ilgili sorulan araştırma önergelerini AKP ve MHP'li üyeler reddetti. Bugün Avukatlar Günü. 5 Nisan Avukatlar Günü. Mesleğini onurlu yapan bütün meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Fakat biraz önce gördük ki kim avukatın yanında, kim avukatın yanında değil, bunu barolarda gördü, avukat meslektaşlarımız da gördü. Değerli milletvekilleri, bakın Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Birliği'ne mensup numarasız baroların tamamı bugün bir bildiri yayınladılar. Kutlayamıyoruz dediler Avukatlar Günü'nü. Kutlayamıyoruz. Çünkü mesleğimiz tehdit altında. Evet, adalet tehdit altında, yargı bağımsızlığı tehdit altında, avukatlar tehdit altında. Ama siz ne yapıyorsunuz? Buradaki bir araştırma önergesini bile reddediyorsunuz. Gelin size diyoruz ki avukatların yaşadığı sorunları, avukata karşı şiddeti ve bunların çözümünü birlikte araştıralım. Allah aşkına meclisin görevi nedir? Avukatlar kimin kendine sahip çıktığını şimdi burada bugün gördüler. Ha biraz önce Mersin Barosu'ndan bir SMS geldi bana. Mersin Barosu üyesiyim. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sayın Adalet Bakanınız ne yapmış? Mersin Adliye Otopark ve diğer otoparklarda hakim ve savcılardan alınmayan otopark ücretlerinin avukatlardan alınması için SMS ile bize bildiriyorlar. Genelge göndermiş, genelge. Yazıklar olsun o Adalet Bakanına. Yazıklar olsun Avukatlar Günü'nde bunu yapmasına. Ve şunu da söylüyorum. Ey Bekir Boza, sen Avukatlar Günü'nü kutlama. Bunun dışında bu yetmiyor. Daha neler yapıyorsunuz biliyor musunuz? Evet, Sayın Milletvekili Ramazan'da sakin ol diyor. Avukatlara karşı, avukatlık mesleğe karşı yapılanlara karşı mümkün değil, sakin olamaz. Çünkü adalet, savunma, hava gibi, su gibi, ekmek gibi bir ihtiyaç. Olmadığı zaman anlarsınız yokluğunu. Nefes alamadığınız zaman havanın değerini anlarsınız. Avukat olmadığı zaman orta çağda yaşanan Engizisyon gibi bir yargılamayı görürsünüz. Bir ülkenin temeli adalettir. Adaleti çökertiyorsunuz. Biz diyoruz ki gelin avukatların sorunlarını araştıralım. Avukatlar çağlar boyunca hak savunuculuğu yaptılar. Bugün burada Türkiye Barolar Birliği avukatlar milletvekillerinden, partilerden bir şey istediler. Sorunlarımızı araştırın. Avukata karşı şiddet var. 3 ayda 19 avukat şiddete uğradı. 3 tane avukat öldürüldü. Birkaç tane avukat intihar etti. Neden? Bunun pek çok sosyal ve ekonomik nedenleri var. Ama siz bunları araştırmıyorsunuz. Bir çoklu baro çıkarttınız. Baroları bölmeye çalıştınız. Ama Ankara'da gördük ki bunu da başaramadınız. Avukatlar bunun birleştirilmesini istiyor. Avukatlar yargı bağımsızlığı istiyor. Avukatlar adil yargılanma istiyor. Avukatlar kendilerine karşı şiddet uygulanmamasını istiyor. CMK ücretleri var. Bunu neden avukatlık asgari ücret tarifesiyle endekslemiyorsunuz? Çok güzel. Birçok şey yaptık diyorsunuz. Ha biraz önce de bir kanun teklif verdiniz. Stajyer avukatların, kamuda çalışan stajyer avukatların staj yapması ilgili. Kime sordunuz? Barolar Birliği'ne sordunuz mu? Barolara sordunuz mu? Sormazsınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz de bilmiyorsunuz. Getiriyorsunuz. Çoklu baro gibi yine birçok sorun açacaksınız. Bakın, adaletin 3 ayağı vardır. Adalet bunların en önemlisi avukatlıktır. Siz adaletin 3 ayağından biri avukatlığı yani savunmayı savunma bakanlığı, savunma makamını yok sayıyorsunuz. Adalet Bakanınız da bunu gösteriyor. 3 avukat intihar etti. 19 avukat şiddete uğradı. Son 3 ayda. Bu sizin için ne ifade ediyor? Neden bir şeyler yapmayı düşünmüyorsunuz? Avukata şiddet artıyor. Kadın avukatlara şiddet artıyor. Ve bunların pek çok sebebi var. Bunların en büyük sebebi de ne biliyor musunuz? Sizin kendi yargınızı oluşturmak için Türkiye'de adil
ve tarafsız, bağımsız yargıyı yok etme heves, hayaliniz ve çabalarınız. Ama gelin bari şu son araştırma önergesini kabul edin. Avukatlar da kim yanlarında, kim yanlarında değil görsünler avukatların sorunları.